Osmanlı'nın casus kadınları. Tarihten günümüze kadar her toplumda ve imparatorluklarda casuslar olmuştur. Osmanlı döneminde de çok az sayıda insanın bildiği kadın casuslar bulunmaktaydı. Kaynak sıkıntısından dolayı elimde olan bilgiyi siz değerli izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman Han, Rodos Seferi'ne çıkmadan önce adanın savunma durumu hakkında kapsamlı istihbarat almıştı. Çünkü buradaki Osmanlı casusları çok iyi çalışıyor, aralıksız rapor gönderiyordu. Osmanlı casusların başında Sayın Cin tarikatı, şövalyelerin hizmetine girmiş. Onların güvenini kazanmış bir doktor bulunuyordu. Kuşatma başladıktan sonra Osmanlı topçuları pek çok hassas noktayı havaya uçurdular. Şövalyeler ise isabetli atışlar karşısında şüpheye düşerek araştırmaya giriştiler. Nihayet doktoru ışıklarla işaret verirken yakalayıp öldürdüler. Osmanlılar bu doktordan başka şövalyeler içinden de bazı kişileri elde etmişlerdi. Bunlardan İspanyol Asızadesi Don Andre El Amaral arkadaşları tarafından suçüstü ele geçirilmiş. Önce tarikattan çıkarılmış, sonra da idam edilmişti. Ancak Rodos kuşatması sırasında en verimli çalışmayı esir Osmanlı kadınları yapmıştı. Bunlar vaktiyle korsanlar tarafından kaçırılmış ve Rodos beylerin hizmetine sokulmuş talihsiz kadınlardı. Ordumuza sürekli haber ulaştırıyor, kale içinde sabotajlar düzenliyorlardı. Liderleri olan kadın bir ambara kundaklamak isterken yakalanmış, işkenceler altında öldürülmüştü. Diğer bir tanesi ise surlarda işaret verirken yakalandı. Önce gözlerini oyup kemiklerini kırdılar, sonra da şehit ettiler. Fakat ağzından bir kelime laf alamadılar. Rodos şövalyelerinin, Ustad-ı Azam denilen reisleri şehrin güvenliği için 150 kişilik 4 bölüm halinde askerler ayırmıştı. Bunlar aynı zamanda Osmanlı casuslarını takip etmekle de görevliydi. Ama bütün alınan tedbirlere rağmen bilhassa kadın casusların faaliyetlerini önleyemedim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Osmanlı'nın casus kadınları. Tarihten günümüze kadar her toplumda ve imparatorluklarda casuslar olmuştur. Osmanlı döneminde de çok az sayıda insanın bildiği kadın casuslar bulunmaktaydı. Kaynak sıkıntısından dolayı elimde olan bilgiyi siz değerli izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman Han, Rodos Seferi'ne çıkmadan önce adanın savunma durumu hakkında kapsamlı istihbarat almıştı. Çünkü buradaki Osmanlı casusları çok iyi çalışıyor, aralıksız rapor gönderiyordu. Osmanlı casusların başında Sayın Cin tarikatı, şövalyelerin hizmetine girmiş. Onların güvenini kazanmış bir doktor bulunuyordu. Kuşatma başladıktan sonra Osmanlı topçuları pek çok hassas noktayı havaya uçurdular. Şövalyeler ise isabetli atışlar karşısında şüpheye düşerek araştırmaya giriştiler. Nihayet doktoru ışıklarla işaret verirken yakalayıp öldürdüler. Osmanlılar bu doktordan başka şövalyeler içinden de bazı kişileri elde etmişlerdi. Bunlardan İspanyol Asızadesi Don Andre El Amaral arkadaşları tarafından suçüstü ele geçirilmiş. Önce tarikattan çıkarılmış, sonra da idam edilmişti. Ancak Rodos kuşatması sırasında en verimli çalışmayı esir Osmanlı kadınları yapmıştı. Bunlar vaktiyle korsanlar tarafından kaçırılmış ve Rodos beylerin hizmetine sokulmuş talihsiz kadınlardı. Ordumuza sürekli haber ulaştırıyor, kale içinde sabotajlar düzenliyorlardı. Liderleri olan kadın bir ambara kundaklamak isterken yakalanmış, işkenceler altında öldürülmüştü. Diğer bir tanesi ise surlarda işaret verirken yakalandı. Önce gözlerini oyup kemiklerini kırdılar, sonra da şehit ettiler. Fakat ağzından bir kelime laf alamadılar. Rodos şövalyelerinin, Ustad-ı Azam denilen reisleri şehrin güvenliği için 150 kişilik 4 bölüm halinde askerler ayırmıştı. Bunlar aynı zamanda Osmanlı casuslarını takip etmekle de görevliydi. Ama bütün alınan tedbirlere rağmen bilhassa kadın casusların faaliyetlerini önleyemedim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.